Mehmet Tezkan, 1 Temmuz 2021, T24 Erdoğan köşeye sıkıştı. IMF parasını alacak mı, red edecek? Mesele şu, IMF İcra Kurulu yeni bir karar aldı. Pandemi nedeniyle IMF'ye ortak olan devletlere 600 milyar dolar dağıtacağını açıkladı. Türkiye'ye düşen rakam 6 milyar 400 milyon dolar. Merak edilen de şu, iktidar yani Recep Tayyip Erdoğan bu parayı alacak mı, almayacak mı? Alsa bir dert, almasa başka dert. Ankara'nın 1 dolara ihtiyacı var. Merkez Bankası rezervi eksi 50 milyar dolardı. Kasasındaki para kendinin değil, emanet para. Bu sebeple NATO Amerika çekilirken Kabil Havaalanı'nın korumasına talibiz. Swap yaparız kasaya biraz para gelir diye. Bu sebeple aşılı aşısız turist nereden gelirsen gel, hastalıklı gel, sağlıklı gel, yeter ki gel politikası izliyoruz. Bu sebeple Yunanistan'la arayı düzeltme, Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler kurma derdindeyiz. Bu sebeple Suriyeli, Iraklı, Afgan göçmenleri bırakmayacağız diye Batı'ya söz veriyoruz. Bu sebeple sağa sola posta koymayı bıraktık. Çünkü çark dönmüyor. Ankara'nın acil paraya ihtiyacı var. Dolar 8 lira 70 kuruş oldu. Merkez Bankası piyasaya müdahale edemiyor. Dolar satıp kurun ateşini söndürmüyor. Oysa Merkez Bankası doları 6 lira seviyesinde tutmak için 125 milyar doları harcadı. Şimdi 1 dolar harcayacak hali yok. Çünkü 1 doları bile yok. Soru şu. IMF'yi düşman ilan eden, uzun süre her konuşmasında IMF'nin Türkiye'den 5 milyar dolar borç istediğini söyleyen Erdoğan 6.4 milyar doları alacak mı, almayacak mı? Almak istiyormuş gibi bir halleri var. Ama IMF'ye karşılar. IMF'den gelen parayı düşmandan gelen para olarak görüyorlar. IMF'den para alacağımıza, IMF'ye muhtaç olacağımıza ölürüz daha iyi diyorlar diyorlar ama durum farklı. Çünkü 6.4 milyon dolar şarta bağlı verilen kredi değil, bağış gibi. Bu yüzden alacaklar gibi dedim. Çünkü AKP iktidarının Erdoğan'ın IMF'ye karşı olmasının bütün kötülüklerin anası gibi göstermesinin nedeni farklı. Şu notu düşeyim. IMF çalışanın değil, işverenin yanındadır. AKP'de çalışanın değil, iş dünyasının müteahhitlerin yanında. Pandemi sürecinde onların bir kuruşunu geciktirmedi, onları sıkıntıya sokmadı. Şimdi diyeceksiniz ki zihniyet aynıysa anlaşmaları lazım. Anlaşamamalarının nedeni başka. IMF parayı verince nereye harcandığını kontrol etmek istiyor. Erdoğan buna karşı çıkıyor. Varlık fonu kurarak kamu bankalarını, kamu kuruluşlarını Sayıştay denetiminden kaçıran anlayış IMF'ye evet der mi? IMF denetimine izin verir mi? Geçen yıl korona salgınının başladığı günlerde IMF'den ucuz kredi alsaydık bu sıkıntıların hiçbirini çekmezdik. Merkez Bankası rezervi eksiye düşmezdi. Dolar kuru da 8.70'lere çıkmazdı. Brezilya 60 milyar dolar kredi aldı. Türkiye'de 30-40 milyar dolar alabilirdi. Ankara denetimden kaçmak için IMF'nin kapısını çalmadı. Oysa IMF'nin dayattığı stand-by anlaşması olmayacaktı. Ankara yine de denetime girmemek için kabul etmedi. IMF'den o krediyi alsa varlık fonunun kapısını denetime açacaktı. Kim bilir altından neler çıkacaktı. Ankara bundan korktu. Sonuç IMF'nin vereceği 6 milyar 400 milyon dolar denetim dışıysa Ankara parayı alır, değilse elini sürmez.